hareketleri bu nasıl olsa gerek ha? Üst çamur, çamur, çamur. Her şey karmakarışık. İğrenç bir görünüş. Doğru. Öyle gerçekten. Uygunsuz işler de döner burada sanırım, değil mi? Döner. Çoğu tarla yüzünden şüphesiz. Öyle. Kavga, dönüş. Bir zamanlar olurdu. Gene de olabilir. Kötü. Çok kötü. Daha da ileri giderler mi yoksa? İnsan bu. Gitmez desem yalan olur. Ha. Anlaşılan buraları uzun zaman gözler uzak kalmış. Başına vurduk insanlar yatağı. Ama yakında mum olurlar mum. Bu işin ustasıyım ben. Andaman adalarındayken tek bir başarısızlığa uğramadım. Evet evet. Yakında yolda koyarız burada her şeyi. O kadın ne satıyor şuradaki? Elma satıyor. Bir de şeker çocuklara. Bak bakalım. Aralarında kaçak bir şeyler de saklı olmasın. Kaçak içki satar bunlar. Ya da başka şeyler. Ne tuz kaçakçıları yakalar gitme. Anlaman adalarındayken. Hey. Buralı mısın? Bu kasabayı iyice tanır mısın kadın? Düzinesi iki peyni bayım. Kasabayı! Tanır mısın diye soruyor yeni komiser. Kasabayı tanır mıyım? E tanırım ya elbette. Ne iş yapılır burada belli başlı? Ne iş yapılır burada belli başlı? Ne iş? İş. İş ha. Ne iş yapılacak? Birbirlerinin işine burnunu sokmaktan başka? Ya neyle geçinirler demek istiyorum. Neyle? Ticaret filan. Ne ticareti bayım? Bol bol çene ticareti yapar onlar. Anlaşılır. Bir şey öğrenilmez bundan. Şu adamın piposunun dumanı yeşilimsiydi. Belki de kaçak yüzünü üretiyordur evinde. Keşke teleskopumu da getirseydin yanımda. Hadi gel. Postanelere bir telgraf çekip göndersinler. Çok işime yaramıştı Andaman adalarındayken malum. Ama Amerika'ya gitmiş olsaydı çoktan ölmüştüm şimdiye kadar. O da doğru, öyle. Üstelik Amerika'da ölmek öyle kolay iş değilmiş. Dünyanın parasıymış böyle bir ölüm. Yoksa adamım ben, ne gerek? Sen hiç korkma Bartikalım. Ben istediğinden hala gömerim seni burada. Hele bir öl bak. Belki de kulanların mezarını sen benden önce boylarsın beni Ferit. Sonra da bir gece tek başıma yeterken ölüp giderim de kimsenin ruhu bile duymaz. Hele kedi de çapkınlıktaysa fareler geri de atar o zaman üstünde. Hadi bırak şimdi ölüm sözünü. Daha en aşağı 20 yıl yaşarsın sen. 20 yıl sonra da çok yaşlı olurum canım. Elim ayağım tutmaz. Günaydın Bartli Kayalım. Günaydın Bayan Kayalım. Bartli, korkarım bugün sızlanacak bir şey bulamayacaksın. Herkesin işi iyi gitti. Bundan iyi pazar olmaz diyorlar. Hiç de iyi pazar olmadı Bayan Tarbiye. Karla karışık bir pazar işte. Herkes birbirini kazıklıyor. Hem daha çoğunu istemezse insan elde edebileceğini bulamaz sonra.
Para da epey oluyor ya. Ne satayım desem ucuzlar elimde kalır. Ne alayım desem yükseldikçe yükselir. Şu dünyaya bir uğursuzluk mu inecek? Hemen gelip beni bulun. Hem de sürü sürü. Doğumluk patatesine üşüşer. Kargalar gibi. Yakınımda bir tek ev var arada, bir de çocuk kucağımda. Benim mi o acaba? Suyu doldur. Sonra da istediğin kadar sızlandır. Bak şimdi şuna.
Pazı pazarda bir tek sepet devirse belki bizim sepetimiz de yok. Hadi sen de önüne bakmazsan böyle olur elbette. Kendi kabahatin. Sabahtan akşama kadar uğursuzluktan, talihsizlikten sömeversen insan. Şu yeni aldığım yumurtalıklara bakın. Yerlerde şekerin de kağıda yırtılmış. Ah Tanrım, ne olmuş sepetimizde bayan Fayalım? Burada dönüp deli gibi ne olacak? Şu şekere bakın. Çay içmez şeker yok diye. İyisi mi gidip yeniden alayım? Bayan Fanın. Bartley Fanın nerede acaba? Ben bir şey danışacaktım. Ona da koysum arkanızdan ama onu göremiyorum. Nerede acaba Bartley Fanın? Keşke eve gitmiş olsaydı. En iyisi olurdu. Alışverişini ettik. Git işte evine. Keşke hiç gelmeseydi bugün benimle. Nerede diye sordum değil mi? Şu tarafa gitti az önce. Jack Smith'in arkasından koştu elinde yabayla. Elinde yabayla mı? Jack Smith'in ardından mı? Duyulmuş şey. İnanılır şey. Bayan Tarpi! Siz duydunuz mu burada olanları? Yo, ben bir şey duymadım. Ne olmuş? Bartley Fallon'la Jack Smith atışmışlar biraz. Bartley Fallon arkasından yabayla kovalamış. Siz duymadınız mı? Öyle mi? Ya ne çabuk oldu bütün bunlar. 10 dakika bile olmadı. Jack Smith Karaçayır'a gidiyordu. Bartley de eve. Şu polis olacak Joe Baldwin elmalarımı darmadağın etti. Onları sıralıyordu. Döndüm bir baktım. Jack Smith gitmiş. Bartley Fallon da gitmiş. Bayan Fallon'ın sepeti devrilmiş ortalığa. Her şey saçılmış. 2 kilo şeker şuraya. Çay şuraya. O canım güzelim yumurtalıklar ortalığa. Bak şimdi görüyor musun sağlığın bana ettiğini? Kavga neden çıktı onu bile duyamadım. Dur. James abi gördüm şurada. Gidip bir koşu anlatayım ona. Komşusudur Bartley. Sonradan duyarsa ayıp olur. Darılır bize. Biliyordunuz da niye söylemediniz der. Şahın Ali! Bayan Ali, gelin burada neler olmuş? Neler olmuş? Bildiğiniz gibi. Sabahleyin Bartley Fallon burada kırmızı saçlı adamın karısını dinliyormuş. Ondan sonra Jack Smith gelmiş. Sinirlenmiş tabii. Gelmiş Bayan Fallon'un sepetini bir tane Bartley Fallon bunu görünce çıldırmış. Almış eline Jane Ryan'ın yabasını. Almış yabasını. Arkasından böyle. Jack Smith'e bakmış pabuç pahalı. Önden kaçmış. Bartley Fallon da arkasına koşturmuş. Ondan sonra her yer böyle dağılmış. Bakın yerlere. Şekerler orada. Doğru mu söylüyorsunuz? Bayan Tarpi bile durmuş. James Ryan'ı anlatmaya gitti. Bak sen şu Bartley Fallon'a ya. Sen o kadar sessiz sakin biri ol da. Ben hiç şaşırmadım. Hiç sevmem o adamın bakışlarını zaten. Öyle bir tuhaf bakıyor insanın yüzüne. Ceddi de o bakışlarıyla bakıyor. Az bu şey değil Bayan Tarpi'nin anlattıkları. Desenize, liste komiser sabahtan beri o yüzden buralarda geziniyorlar. Ben de dişini duruyorum. Ne geziniyorlar burada diye. Polisle mi karışmış işe? Az. Kesin bir şey yaptı Bartley Fallon Jack Smith'e. Bu yaşta gösteriş için kavga edecek değiller ya. O zaman yaralama var. Kesin yaralamıştır. Az. Ne insanları öldürüyor o yabayla. Ben onları bir tek kendi meyhanesine gidip anlatıyorum. Ben de Jack Smith'in kuzeni şu kilisenin oradaydı. Ben de ona gideyim anlatayım. Ben de bizim komşuları görüyorum şurada. Hepsini anlatıyorum. Dur Şahin Ali bir şey soracağım gitmeden. Bu sabah Jack Smith'in karısını gördün mü iki kereyi? Gördüm. Ben gelirken evindeydi. Çitin üstüne keten çarşaf sermiş kurutuyor, boyalanıyordu oralarda. Belli ki çamaşır yıkamış. Ne yapıyordu dedin? Çitin üzerine keten çarşaf kurutuyordu.
Tanrım sen bizi acın. Jack Smith ölmüş. Karısı kefenini dikmiş, yıkamış, kurutuyor. Ha! Niye bunu daha önce söylemedin? Şöyle öldü. Ah! Ah! Ne kötü şey şu sen. Dünyanın yarısı ölüp gitti, haberim olmayacak. Farkında bile varmayacağım. Ah! Ah! Tatlı kırmızı saçlı Jack Smith'im. Ah! Ne de güzel işine gidiyordu. Ah! Bayan Tatlı, Bayan Tatlı ne oldu ben yokken? Ah zavallı Jack Smith. Yakalamış mı Bartley? Zavallı yavrucak. Öldünüz mü yoksa? Boynum oyuncu sermiş karacayına. Tanrım sen bizi acı. Gerçek mi bunlar? Ölürken de kefeni bir yandana. Benim mi haberim yok bunlardan? Kayısı kefenini bile hazırlamış. Onu da herkes gibi göberler mi dersin? Gece beklerlerdi başında. Kavgayı duymayan kalmamış kadar. Ay Tanrım buz gibi ölü. Belki de konuştuğu son insan bendi. Öldü. Öyle mi? Ya. Tanrım yardımcımız olsun. Ölmüş ölmüş ya. Karısı cenaze hazırlığına bile başlamış. Ne işten pazarlık? Ne yılan bir herifmiş bu parti ya? Ah. Durup dururken kimse kimseyi öldürmez. Bardi elbette kirelim. Bayan Turkey. Kavga neden başladı? Hiç bilmiyorum. Onları son gördüğümde Jackson şurada duruyordu. Bartley Fallon da şurada durmuş. Kırmızı saçlı adamın karısını dinliyordu. Duyuyor musun Tim Casey? Duyuyor musun Sean Early? Duyuyor musun James Martin? Bartley Fallon bu sabah burada kırmızı saçlı adamın Jack Smith'in karısıyla fısıldaşıyormuş. Kitty Carey'yle hem konuşuyormuş hem de fısıl fısıl fısıldaşıyormuş anlayacağım. Desenize kavga bu yüzden başladı. Kocası da evden çıkar çıkmaz kısından fırladı demek ona. Herhalde birisi de gördü, Jack Smith'e haber verdi. Doğrusu ben bunu hiç bilmiyorum. Artık Fadra'nın Jack Smith'in karısıyla işi pişirmiş olduğunu bilmiyorum. Nerede Jackson? Biz işi pişirdik, biz işi pişirdik diye bağıracak halleri yok ya. Bayan Fallon bilmiyordu. Ben yanlarındaki evde oturuyorum, ben bile bilmiyorum. Jack Smith de yeni öğrendiğine göre. Sana kim söyleyecek Tim Case'e? Doğru ya. Öyleyse bundan sonra Kitty Carey'e de bakmayalım bakalım. Nasıl bakacağım? Kendi köyde... karısı var bir kere. Ya bu köyde öyle kötü kadınlara kimse yardım etmez. İyi de... Dinimini mi değiştirecek karısını boşamak için? Amerika'ya getirir canım. Arda'da evlenirler. Kitili mi kitisiz mi bilmem. Ama inanın bana o çoktan Amerika'nın yolunu tuttu. Buraya gelirken yeni komiserle bizim polisçi olma olduğunu gördüm. Anlaşılan. Kitili geride kaçtı onunla. Siz onun cenaze hazırlığı yapıyor sözüne falan. Hiç inanmayın. Çoktan buçuk gitmiştir o da. Zavallı cesedi. Daha cesedi soğumadan, daha ölüsü tarlalarda yatarken bırakıp kaçtı gitti karısı. Nedir böyle? Böcek kazama çalkalanıyor. Siz ne konuşuyorsunuz burada? Siz de mi benim sevgili Bartlett Hanım'la uğraşıyorsunuz yoksa? Siz de mi yalanlar uyduruyorsunuz? Yok Bartlett Jackson'ı ütü kovalıyormuş, yok öldürmüşmüş, bir sürü zırva. Ne diye kalktı geldi sanki bugün pazara? Keşke gelmez olsaydı. Sinirlenmeyin bayan kadın. Sinirlenmeyin. Size bu pazar yerinde, hatta bu kasabada acımayan, üzülmeyen tek bir insan bile yok. Bana acımayan, öyle mi? Evet. Ne diye acıyacaksınız siz bana? Siz kendinize acıyın önce. Nasıl kalkacaksınız bakalım bu kadar yalanın altında? Yüzünüz kızarmayacak mı? Hem bütün bunların hesabını vereceksiniz bir gün tarikatında. Dürüst bir insanı lekelemek kolay mıymış görürsünüz o zaman. Benim zavallı kocamı üzüntüden öldürmek istiyorsunuz. Evet, evet onu arayacaksınız. Merak etmeyin Bayan Fallon. Bizim polisler o kadar akıllı değil. Kaçar kurtulur kocanız. At! Ama yakalayıp da boynuna ipi geçirirlerse kimse de yazık oldu demez sanırım.
Ya Biricik Salih, demek öyle. Demek sen de böyle düşünüyorsun. Şu yüksekten yüksekten konuştuğuna da bak. Gören de bir şey sanacak. İp, öyle mi? Sen Martin Talin'in evine geldiğinde çeyizini bağlayacak ipin vardı değil mi? Ne getirdin çeyiz olarak? Bir battaniye mi? Bir peni para mı? İki kat elbise mi? Ne çeyizin var ki ipin olsun bağlayacak? Bir de burnun kaftanda. Yüksekten yüksekten konuşuyorsun. Seni adam yerine koyduk çünkü. Ben tam 70 İngiliz lirası iki de koca kuşlu yatak getirdim kocamın evine gelirken. Ya bir de burnun kaftanda. Bir sürü gevezeli almış bir araya. Git ha. Bütün bu kasaba yalancılarla, güzelcilerle dolu. Yarım bardak bisküvi tutuşturdum ellerine. Asmadıkları kimse kalmaz yeryüzünde. İnsan dediğin gözüyle görmediği şey şık diye inanmaz böyle. Yok Jack Smith'i öldürecekmiş, yok öldürmüşmüş. Nerede kaldı bu Barty be? Gelse de sona ersin bu saçmalıklar artık. Benim iyi, sessiz kocacığım. Biricik arkadaşım. Karıncadan zarar gelir de ondan zarar gelmediniz tamam. Ama bugün yaptıklarınızdan sonra içinizden birkaçını kıtır kıtır kese. Doğru ya lan! Gene bir günah girmez! Barty! Barty Fallon! Neredesin? Barty Fallon'u gördünüz mü? İnanamıyor olanlara. Tanrı yardımcısı olsun. E kolay değil tabi.
şeyler nasıl olsa. Zavallı Jack Smith'in cenaze parasını kim verecek acaba? Jack Smith'in cenazesi mi? Cenazesi tabii ya. Götürüp bir çukur atacak halleri yok herhalde. Bir cenaze töreninde mi çok gördün adamcağızı yoksa? Jack Smith öldü mü? Kırmızı saçlı Jack Smith. Kim söyledi bunu size? Kasabada duymayan kalmadı. Peki nasıl olmuş? Neden ölmüş? Sen bilmiyorsun değil mi Bartley Fallon? Önce kovalandığını, ardından bir yaba darbesiyle öldürüldüğünü bilmiyorsun. Değil mi? Yabayla mı? Ölüsünün Karaçayır'da bulunduğunu da bilmiyorsun. Değil mi? Karaçayır'da mı? Polisin bu işi yapan adamın ardında olduğunu da bilmiyorsun. Değil mi? Yapan adamın mı? Kefeninin hazırlandığını da bilmiyorsun. Değil mi? Kefen mi? Karısı yüzünden, Kitty Carey yüzünden öldürüldüğünü de bilmiyorsunuz. Değil mi? Kitty Carey mi? Karısı mı? Şimdi ne diyeceksiniz bakalım Bartley falan? Ben elim düşüyor ama buraya geleyim de böyle bir haberle karşılaşayım. Oturduğum yerden kalkabilecek gücü bulabilirsem iyi. Ayaklarım beni eve kadar taşırsa iyi. Çocuklar, bakın. Yeni komiserle John Muldoon. Biz burada en iyisi uzaklaşalım. Doğru söylüyor. En iyisi bu işle hiç karışmamak. Böylesine kötü bir insan da olsa kimseye zararım dokunsun istemem. Hayatta içim el vermez. Sonra tanık manık yazarlar da al başına belayı. Çekken iki kelime oradan, iki kelime öteden derken böyle içimde bir kuşku uyanıverdi. Herkes öyle olmuş anlaşılan. Kime sorduğunsa anlattıkları birbirini tuttu değil mi? Tuttu. Ya da işte tutmadıysa bile son anlatan, ilk anlatandan daha çok şey duymuş ne de olsa. O adam ne yapıyor elini devayla çökmüş kalmış öyle? Görünüşü tam bir sosu görünüşü. Herifi de yabayla öldürmüşlerdi değil mi? Öldürdü dedikleri de bu işte. Bartley Fallon'un taşın üstü. Kaçmakla kurtulamayacağını anladı demek. Başka düman çevirecek şimdi, bilmemezlikten gelecek. Ben yapsam kaçardım. Yok mu ya? Ben anlamana dönemdeyken de birisi oynamaya kalktıydı bu oyunu bana ama boşuna kurtulamaz elimden. Sen şimdi yanına dur, kelepçen de elin olsun. Fazla uzağa gitme. John Smith'in başına gelenleri duydun mu? John Smith mi? O da nereden çıktı şimdi? Jack Smith efendim! Kırmızı saçlı Jack Smith! Jack Smith nerede? Nerede? Nerede acaba gerçekten? Söyleyecek bir şey yok mu bu konuda? Yok mu bu konuda? Bu sabah şuracıktaydı. Şurada durmuş türkü söylüyordu tatlıktan. Sonra da tütününü sardı. Kibriti şöyle bir sürdü ayakkabısını topuğuna. Sana üçüncü kez son olarak soruyorum. Nerede?
Nerede? Söyleyemem. Tanrı'nın işine karışmak istemem ben. Hem kimse de bilmez bunu. İyi biri sanırsın, içi kötüdür. Kötü sanırsın, iyidir. O Tanrı'nın bileceği iş. Hadi anlat diyorum, anlat! Ne biliyorsan? Ne biliyorsan? İyi anlatayım. Üç yer var gidebileceği. Bir cennet, bir cehennem, bir de haram. Bana bak, anlatmayı bırak! Ne olduysa onu anlat! Ne olduysa anlat! Anlaşılan inançlarınız pek sağlam değil ha? Papazların anlattığı bu. Yoksa siz de eski insanlar gibi şeye mi inanıyorsunuz? Hani söylerler, gölge dolaşıyor, ruh yoruluyor, vücut dinleniyor. Gölge! Ama daha 10 dakika bile olmadı bence eksibiti görelim. Orada demircinin köşesindeydi. Kalabalığa karışmak oldu. Yoksa gölgesi miydi gördün, ne dersiniz? Vicdan azaldı, her şeyi söyleyecek şimdi. Vicdan azaldı. Hayali çıktı karşıma, anlıyorum. Bu yaba için. Bu yaba elinde olsaydı kendini koruyabilirdi belki. Söylediklerini yazmalıyım. Söylediklerini yazmalıyım. Yaz ulan o zaman, yaz hadi yaz. Keşke daha hızlı koşsaydım. Söylediklerini yazıyor, ona göre konuş. Öyle bir şüphe kalmazdı içinde o zaman. Hep birlikte Tanrı katına çıktığımız gün. Hep birlikte Tanrı katına çıktığımız gün. Belki de gelip yapışacak yakama. Hiç şaşmam yaparsa bunu. Hemen de hayali kesti önümü. Her gün arka sıra dolaşır mı acaba bundan sonra? Geceleri de soyunur mu ruhlar gibi? Hiç şaşmam yaparsa bunu. Çok talihsiz adamımdır ben. Bak güzelim. Söyle diyorum söyle. Sebep neydi bu cinayete? Sebep neydi öyle mi? Evet sebep. Bunu şimdi söylemeyeyim daha iyi. Bak doğruyu söyle. Pola mı? Yok canım. Arada ellerini de sokmasa Jack Smith'i cebine hiçbir şey girmezdi diyebilirim. Tanrı yüzünden mi? Yok canım. Kimsenin malında gözü yoktu onun. Öyle biri değildi. O zaman bak söyle. Güzellikle söylersen çok daha iyi olur senin için. Senin için çok daha iyi olur. Söylenecek şey değil ki. Bilim anlıyor söylemeye bir türlü. Sakla lan boşuna. Nasıl olsa öğreneceğiz sonunda. Nasıl olsa öğreneceğiz. Orası öyle. Nasıl olsa öğreneceksiniz. Daha şimdiden herkes biliyor zaten. Gelip kulağınıza söyleyeyim bari. Sakın bu kasabayı kötü bir yer sanmayın. Daha önce böyle şeyler hiç olmamıştır burada. Ciddi geri yüzünden. Jack Smith'in karısı. Vurken hepsini şuna. Ben demedim bir büyük gibi konuşurum. Hepsini alırım ağzından demedim mi? Ya sana söyledik işte. Atmanın gülüş. Bugün hep çileni, ah Tanrım! Hep tüyleri düşüyor bizimle, her gün tırık gelikleri bulur diye. Sonunda bu da oldu. Krakine vuruldu ellerine. Hiç çoşmam, hiç! Herkes yalancı bırakıyorlar, herkes yalancı. Benim evime gider gibi yalan söylüyorlar. Benim zavallı dürüst kocacığım, herkes onunla uğraşıyor. Yok Jack'imizi öldürmüşmüş, yok bilmem ne. Biricik can yoldaşım benim. Değil mi yalnız burada? Acaba böyle beş kasaba daha bir araya gelse? Ondan iyi, ondan terbiyeli insan bulunur mu içinde? Kime ne kötü bir dokunmuş şimdiye kadar? Bak kızım! Ellerime kelepçeli! Ah Tanrım! Bak ki ne yaptın, ne yaptın? Ah benim! Gelip talihsizlik geldi buldu beni. Ne söylemez ki şu yeryüzünde her uğursuzluk, her kötülüktür. Ne yaptın, suçu nedir? Yoksa gerçek değil mi gördüklerim? Suçu adam öldürmek. Onun için yakaladık kocanıza. Kim söylemiş? Nereden biliyorsunuz? Siz inanmayın onlara. Hepsi yalancıdır bunların. Mesela benim kocamı. Ya bakın, komşularınızdan yana çıkmanız, böyle kocanızdan yana çıkmanız şaşılacak, ayıplanacak bir şey değil. Anlıyorum. Ama komşularınız hakkında böyle kötü sözler söylemeyin. John Smith'i öldürdüğü için yakaladık kocanızı. Kendisi de bir anlattı hepsini burada. Tanrım! Peki ne diye öldürmüş Jack Smith'i? İyisi mi öğrenin her şeyi? He? Öldürdüğü adamın karısıyla işi pişirmişler. İyiymiş anaları. Jack Smith'in karısıyla. Kitty Carey'yle. Tanrım! Alçak! Hem de alçağın alçağı. Yerinde bile batasıca. Bundan daha yüz kızartıcı bir şey olamaz. Çistik herif. Sen ne diyorsun
zaman aklınızı kaçırmışsınız? Ya da ben? Bir şey çıkara yanmam. Yıllar yılı sana kul kör oldum, ona yanarım. Huysuzlanmak, iç çekmek, aksırmak, tıksırmak. Hele o ölüm korkusu, papaz papaz dolaşmalarımız. Neler çektim ben senden, neler? Karadayı bilmesem seni. Bir de anlatayım karıcığım. Kasabada 100 lirası oldum. Bugüne ben böyle şey duyulmuş bile giydim memlekette. Sen sesini kesip de beni dinleyecek misin? Hani güzel bir kadın için olsa anlarım. Ama o kiti kedi gibi 1,5 metre boyunda kukla kılıklı takmak işte karı için. Kul cezası bir şey değil Bartık Hanım. Günü gelince Tanrı verecek senin cezanı. Hepsini ödeyeceksin. Kafandaki, yüreğindeki bütün kötülüklerin cezasını çekeceksin. Zavallı Jack Smith'in her damla kanı için cayır cayır yanacaksın ateşlerde. Karşılaşacağız ikisinde.
ölümü bulanın. Kafasını kırarım, kafasını! Şimdi beni düşündüren bu Jack Smith'le ikimizi aynı hücreye koyarlarsa, sonra da pilot kesini çıkarırlarsa, elleri serbest kalırsa, o zaman şık diye buralar arasından öleyim. Hadi gel bu tarafa, gidiyoruz hadi. Bizlerle beraber olması bizim için çok kıymetli. Yani dostlar gereken cevabı sahnede verdiler diye düşünüyorum. Bu yüzden benim teşekkür etmeye kalksam teşekkür edeceğim çok fazla dostum var. Özellikle böyle çalıştığımız kişisel gelişim uzmanlık okulu İSMEK, bize destek olan ailelerimiz çok kıymetli. Bize kurumda bu çalışma imkanını sağlayan idarecilerimiz, özellikle afişte desteği büyük olan Birce hocamız, Birce Semercioğlu. Birce hocamız. Hocamızın o iklimi sağlaması bizim için çok kıymetli. Öğretmen arkadaşlarımız gürültümüze böyle çok tatlandılar, var olsunlar. Efendim müzisyenlerimiz, özellikle Levent Bey Söz müzisyenlerimiz. Bravo! Müzisyenlik,
diyoruz. Efendim benim artık söyleyebileceklerim bu kadar. Gence hocamız. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz öncelikle. Bölge sorumlumuz Yasemin Hanım'ı takdim ediyoruz. İsmet bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor, hayatı değiştirmeye çalışıyor. Dokunduğumuz yerlere güzellik getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımı tek tek tanıyorum. Derslerde de özellikle ön sunumlarında izledik. Çok değerli arkadaşlarım, çok değerli misafirlerimiz. Bu anı ölümsüz yapmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlarımıza teşekkür belgelerini de sunacağım. Özellikle uzman hocalarımıza bize yardım eden her kesimden idarecilerinize, siz değerli katkılarınızdan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ümit Deniz oyuncumdan belki bir kağıt parçasıdır ama bunu bir anda sığdırmaya çalıştık. Yok, güzel özellikle bir parça. İnşallah baktığınızda hatırlamanız dileğiyle. Tolga Bengü. Bravo! Yavaş. Ercüment Yıldırım. Teşekkür mü etmiş yoksa?
elmalar bana. Ya! Kıymetli bir dönemi sonlandırdık. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bunlar var olsunlar. Sizler de aynı şekilde konuşamayacağım. Var olsun.